Mazinde Bir Tarih Yatar'a hoş geldiniz. Bugün 4 Nisan özel programını yapacağız. Çok değerli bir konuğumuzla beraber, İsmail Kartal hocamızla beraber Cambartu tesislerindeyiz. Hocam teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Böyle bir yayına o günü anlatabilme fırsatını bana tekrar gösterdiğiniz için. Hocam sizin futbolculuğunuzu izledik, teknik adamlığınızı izledik, yine izliyoruz. Çok iyi bir Fenerbahçelisiniz. Fenerbahçelilerin çok sevdiği bir isimsiniz. 4 Nisan'ı en canlı tanığısını size anlattıracağız ama sizden şunu rica edeceğim. O sezon siz göreve başladınız. Rize'deki maça gitmeden önce, yani bir hafta önce Beşiktaş'ı yenmiştik 1-0 Sov'un golüyle. Bize o süreye kadar olan futbol performansı Fenerbahçe'nin nasıldı? Nasıl gitti? Ortam nasıldı? Hakemler nasıldı? Önce o konuda bilgi vermenizi rica edeceğim. Öncelikle Ersun Hoca ile beraber sezona başlamıştık. Ersun Hoca ayrıldıktan sonra işte bir anda takımın başında teknik direktör olarak Sayın Başkan Aziz Yıldırım beni getirmişti. Lige iyi başlamıştık. O dönemde baktığınız zaman bazen ligin lideri, bazen ikincisi, bazen üçüncüsü, bu şekilde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe olarak biz yarışı sürdürüyorduk. Ama ta ki bu Akhisar maçına kadar gerçekten iyi futbol oynuyorduk, iyi mücadele ediyorduk. Takımın oturmuş bir kadrosu vardı. Emre Belözoğlu kaptan, Volkan Demirel, bunlar iyi bir Fenerbahçeli, çok karakterli oyuncularımdı. Halen daha görüşüyorum kendileriyle, iyi de bir Fenerbahçeliler. Biz beraber olduk, birlik olduk. Bu takımı, bu camiayı hak ettiği yere nasıl getirebiliriz diye. O günkü şartlar, bir taraftan 3 Temmuz süreci devam ediyor. Bir taraftan başka ekonomik sıkıntılar var. Ama buna rağmen biz oyuncularımızla el ele verdik. Nasıl daha iyi çalışırız, nasıl taraftarımızı mutlu ederiz, nasıl başarılı oluruz diye sürekli plan yapıyorduk. Bütün çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyorduk. Akhisar maçında mesela maç 1-1 iken kendi evimizde maçın 43. 44. dakikası yanılmıyorsam Coutinho diye bir oyuncuları vardı Akhisar'da. Bir sarı kartı vardı. Ama biz de o gün gerçekten çok iyi oynuyoruz. Gol geldi gelecek, kale çıkartıyor, direkten dönüyor vesaire. Hasan Çetinkaya yanımda, bizim idari menajer. Dördüncü hakem diyor ki direk at. Ben duyuyorum. Hasan Çetinkaya da duyuyor. Biz zannettik ki Özgür Yankaya. İsmini de vereceğim. Yıllar geçmiş aradan. Biz en az bir sarı kart verdi. İkinci sarıdan atar diye bekliyoruz oyuncuyu. Geldi, hiçbir şey yapmadan böyle yaptı. Bir uyarıda bulundu. Geçti gitti. Tamam, futbolda 10 kişi rakip kalsa yine mağlup olabilirsiniz. Yine maç berabere bitebilir. Ama bizim elimiz güçlenecek. O kadar iyi futbol oynuyorsunuz. Belki daha fazla, birkaç tane de 10 kişiye karşı atak yapmanız daha rahat olacak. Belki maçı kaybetmeyeceğiz. O gün alacağımız 1-3 puan. Biz 2 puan farklı şampiyonluğu kaybettik. Mesela şampiyonluk bence o maç için çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Hemen geçiştirildi, gidildi. Sonra maçtan sonra bütün yorumcular, yani Fenerbahçe sempatisi olmayan yorumcular dahi bu oyuncunun direkt kırmızı kartla oyundan atılması gerektiğini söylediler, dile getirdiler. Ama maalesef biz o gün kaybetmiş olduk. Oyun olarak, fizik olarak ligin en iyi futbolunu oynayan, en çok mücadele eden, en çok koşan takımı Fenerbahçe'ydi. Zaten bugün baktığınız zaman son 20-25 yılın istatistiklerini, o sezonki takımın istatistikleri, oynadığımız futbolun istatistikleri halen kırılamadı. O sezon sadece eksik olan bir şey vardı. Bizim santrafor bölgesinde Emenike diye bir oyuncumuz vardı. Maalesef ki tribünlerle bir diyalog, Beşiktaş maçında sağdan çıkmak istedi. Biz onu sahaya sokmaya çalıştık vesaire. Vebo vardı santraforumuz. Belinden sakattı. Bel fıtığı olmuş. Ameliyat ettiremiyoruz. Ameliyat ettirsek 8-9 ay doktor dedi ki futbol oynayamaz. Dedim ki en azından sezon sonuna kadar iğneyle bir 20-30 dakika oynatabilir miyiz? Onu yaparız dedi. Sağ olsun Burak Hoca, kulakları çınlasın. Vebo'yu biz sezon sonuna kadar iğneyle 20 dakika hep oyuna sonradan alıyordum. Çünkü yoktu elimizde santrafor. Yani biz bu ara devre arasında transfer yapmak istedik. Yapamadık. O günkü şartlarda imkanımız yok denildi.
Oyuncu alamadık. Belki biz bir tane iki tane oyuncu alsaydık açık ara ligi şampiyon olarak bitirebilirdik. Ancak buna rağmen biz pes etmedik. Şimdi Emenike'ye taraftar bir tepki koymuş. Ben de onu kazanmak istiyorum. Çünkü başka oyuncumuz yok elimizde. Onu motive etmeye çalışıyoruz. Onu kazanmak istiyoruz. Çünkü oynadığı zaman gerçekten güçlü bir oyuncu. Tutulması zor bir oyuncu. Bir şekilde sallan yuvarlan Emenike konusunda ligi götürmeye çalışıyoruz. Burada asıl önemli olan ligin bence son 3 maçı. Erciyes maçı tamam. Şimdi insanlar şöyle diyebilir. Ya biz mesela Beşiktaş maçından sonra Rize'ye gittik. Hocam oraya biraz sonra gelelim mi? Gelelim. Çünkü size birkaç şey daha sormak istiyorum. Tamam, buyurun. Şimdi Emenike'den bahsettiniz mesela. Evet. Deplasman'da oynadığımız Galatasaray maçı var. Evet. Orada Emenike, biz televizyondan izliyoruz maçı. Ne kadar kötü vurdu diyoruz. Halbuki orada net kırmızı kart penaltı var. Evet. Bir kimse, tekrarı geliyor. Net kırmızı kart penaltı. Ve maç 0-0. Kimse bunlardan bahsetmiyor. Yani o pozisyona hani gelene kadar mesela maç 0-0 net kırmızı kart penaltımız var. Sonra Bruno Alves atılıyor. 10 kişi kalıyoruz. 2-1 bizi zar zor yeniyorlar falan. Yani onun gibi çok şeyler var. Yani ufak tefek maçlar var böyle. Yani hakkımızın yenildiği, penaltıların verilmediği, aleyhimize verilenden var. Ben burada en çarpıcı örnek Akhisar maçı, Kayseri Erciyes maçı, Başakşehir maçıdır. Ben bunları söyleyebilirim. Mesela şimdi burada insanlara sorsam, taraftarlara, Fenerbahçelilere bile. Ya Başakşehir maçında ne oldu desem çoğu insan hatırlamaz, unutmuştur. Hiç Fenerbahçe son 30 yılında bir maçta 4 kırmızı kart gördü mü desem çoğu insan gene hatırlamaz. İşte o maç bize 4 kırmızı kart gösterdiler. Ali Palabıyık'tı hakemde. Yani. Şimdi Kayseri Erciyes'e dönüyoruz. Ligin son 3 maçı. Herkes buraya iyi dikkat etsin yani. Son 3 maç. Biz bir puan gerisindeyiz Galatasaray'ın. Erciyes küme düşmüş. Aylar öncesinden evimizde oynuyoruz. Başakşehir deplasmanına gideceğiz. Son maç kendi evimizde Kasımpaşa'yla oynayacağız. Ben o hafta bir açıklama yaptım. Dedim ki Rizespor taraftarına, kulübüne, oyuncularına, teknik heyetine güveniyorum dedim. Erciyes maçı bizim verilmeyen net 2 penaltımız var. Ha bir de şöyle bir şey var. Biz mesela stada geldik. Oyuncular bana geldi dedi ki hoca ne oldu? Ne oldu dedim ben. Kimse yok dediler. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. 10 bin kişi var. O da yani ben cevabını bulamadığım sorulardan bir tanesidir. Şampiyonluğa oynuyoruz. Ligin son 3 maçı ve bizim kendi evimizde Kadıköy'de 10 bin kişi vardı. Diyorum ki o maç 50 bin kişi olsaydı acaba o hakem o penaltıları verememeyebilir miydi? Son dakikada bilhassa Diego'ya yapılan herkesin penaltı verilmemesinin bir izahı yok. Yani sonuçta maç 1-1 bitti. Küme düşmüş takıma karşı maç 1-1 bitti. 3 puan oldu fark. Ve 2 maç kaldı. Biz Başakşehir'e gideceğiz. Son maç evimizde Kasımpaşa'yla oynayacağız. Ama hem ikili avaraj hem normal avaraja biz Galatasaray'dan iyiyiz. Başakşehir'i yenersek biz kendi evimizde Kasımpaşa'nın onlar bir maç kaybederse iki maçta biz gene şampiyon oluruz. Biz Başakşehir'le oynarken maç normal oynanırken 4 tane kırmızı kart çıkarıldı aleyhimize. 1 tane penaltı verildi ve biz 4 kırmızı kart 7 kişiyle mağlup olmadık. 2-2 berabere kaldık. Ben o maçları tekrar tekrar izledim. Bir iki tanesi belki tartışma açık olabilir. Hiçbiri bana göre kırmızı kart değil. Normal şartlarda biz o maçı kazansak son maçta biz kendi evimizde Kasımpaşa'yı yendik. Galatasaray'da deplasman Rize'ye mağlupti. Son dakikalarda attılar golü. Maç 1-1 berabere bitti. Biz yine şampiyon olabilirdik. İnsanlar diyor işte Fenerbahçe şampiyonluğu kaybı. Bana göre o sezonun gerçek anlamda şampiyonu Fenerbahçe'dir. Bize yapılan suikast, kurşunlanma olayı. 4 Nisan 5-1 galip gelmişti Rize dönüşü. Trabzon il sınırları içerisinde yapılan bir saldırı var, suikast var. Kurşunlandık. Takımın moral motivasyonu çöktü. Bazı oyuncular geldi. Hiçbir şey bizim ailemizden, hayatımızdan önemli değil dediler. Avrupa'nın göbeğinde bu bize yapılıyorsa dediler. Artık bu kabul edilebilir bir durum değil dediler. Biz antrenmanları değiştirdik. İşte ailece Fenerbahçe ailesi ile ilgili ailece futbolcular biz hep beraber
yemekler falan organize ettik. Lige bir hafta ara verildi. Ama sonuç olarak insanlar zannediyorlar ki ya orada Fenerbahçe'ye bir kurşunlanma olayı oldu. Takım bir demoralize oldu. Şampiyon. Halbuki sadece kurşunlanma olayı değil. Bence saha içinde de bizim hakkımız alındığını düşünüyorum o sezon. Verilmeyenler, aleyhimize verilenler hepsi ortada. İnsanlar hafızalarını birazcık böyle zihinlerini geriye bandı sararlarsa, neler olduğunu, o maçları bir izlerlerse, sadece kurşunlanma ile değil, bize yapılan bu saldırılarla ve saha içindeki yapılan haksızlıklarla da biz acaba şampiyonluğumu kaybettik? Şampiyonluk bizim elimizden alıp başka bir eleme verildi. Bütün Fenerbahçeliler buna çok dikkat etsinler. Ben unutmadım, unutturmayacağım da. Yani bir Fenerbahçe olarak o sezon hiçbir zaman benim yaşadıklarım gözümün önünden gitmiyor. Gitmeyecektir de. Dilimin döndüğünce yaşadığım süre içerisinde bunları anlatacağım. Anlatmaya da devam edeceğim. Onun için bizim orada hakkımız yenmiştir. O gün Fenerbahçe'ye yapılanların acısını bugün Fenerbahçe hala çekmektedir. Maddi manevi çekiyoruz bunu biz. Biz o sene belki şampiyon olsaydık çok rahat olabilirdik. Futbol olarak, oyun olarak, mücadele olarak, futbolcunun ortaya koyduğu oyun gücü olarak, karakter olarak her şeyi yapmıştı. Bütün istatistikler son 20-25 yılda kırılamayan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ama maalesef dediğim gibi bu unsurlardan dolayı bizim şampiyonluğumuzu elimizden aldılar diyorum ben. Biz kaybetmedik. Elimizden alındı bizim şampiyonluğumuz. Kimler alındı, kim aldı, nasıl aldı her şey ortada. Bunun irdelemesini, muhasebesini, matematiğini yapanlar, yapmak isteyenler yapsın. Benim vicdanım rahat, oyuncularım da vicdanı rahat. Ben Emre Belezoğlu, işte Volkan Demirel, onlar benim kardeşim. Her zaman da görüşüyoruz, beraber buluşuyoruz da halen daha dostluğumuz, abi kardeşimiz onlarla devam ediyor. Onun için bu ölünceye kadar da devam edecek. O günleri bu aslan gibi çocuklarla beraber biz bu camia için, bu arma için herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bir karakter koyduk, bir ruh koyduk. Bu camiayı, bu armayı, bu çınarı dimdik ayakta kalması için var gücümüze mücadele ettik biz. Ama dediğim gibi o maçları insanlar bir seyretsinler. Ne demek istediğimi çok net anlarlar. Hocam hatta bir pozisyon vardır. Şu anda Fenerbahçe'ye herhangi bir maçta penaltı verilmediğinde ya bize zamanında neler verilmedi diye bir pozisyon gösterilir. Bir oyuncu soldan giren Emenike'ye kayarak girer. Emenike'nin ayakları havaya kalkar, düşer. Yan tarafta da siz isyan edersiniz. Bu ne ya dersiniz. İşte o sezonun aslında sahamızda oynadığımız Rize maçında maç berabere giderken verilmeyen bir penaltıdır. Zar zor 2-1 yendiğimiz zaman. Zar zor 2-1 daha sonra son dakikalarda galiba gol atıyoruz. Evet, evet. Peki sizden şeye gidelim. Rize'ye gidelim. Rize'de maçı Fenerbahçe 5-1 kazanıyor. Çok da iyi futbol oynuyor. Sol müthiş bir gol atıyor. Kendi sahasına alıyor. Bir yanından atıyor oyuncunun. Gidiyor 5-1. Maç bitti. Rize'de soyunma odasındasınız da. Ne düşündünüz? Ya o günkü o galibiyet yani bir teknik direktör olarak tabii ki çok mutlu oluyorsunuz. Rize gibi bir deplasmanda böyle bir farklı bir galibiyet, bir de iyi oynayarak kazandığınız bir Rize'de galibiyet. Lafınızı kesiyorum, özür dilerim. Son 5 maçları kaybetmiyor. 3 galibiyetle gelmiş. Küme düşmüyor oyunu ama iyi bir Rize var. Evet. Ya sonuçta bir teknik direktörün yani bu tip maçları iyi oynayarak kazanması, farklı kazanması sizi her zaman mutlu eder. Oyuncularınızın ne kadar yüksek özgüvenle oynadığını, maçlara nasıl yani bir oyun gücünün olduğunu ve bir oyun gücüyle maçları kazandıklarını siz bir teknik adam olarak gördüğünüz zaman daha fazla mutlu oluyorsunuz. Yaptığınız bir emeğin, bir çalışmaların taktik olarak karşılığını almanız sizi mutlu ediyor. Oyuncular da ortaya koydukları bir emeğin, bir stratejilerin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyorlar. Attıkları gol, deplasmanda böyle bir galip gelmeleri, şampiyonluk yolunda böylesine iyi oyunla farklı bir galibiyetin kazanılması. Yani biz şampiyon olacağız, tamam. İnsanlara bunu hissettiriyoruz. Biz bu moda geçtik, biz bu eşikleri geçtik. Artık bu oyun şampiyonluk oyunudur. Bu mesajı verebilmek çok önemlidir. Oyuncular bu mesajı vermelerinden dolayı mutludur. Siz de teknik direktör olarak mutlu olursunuz yani bu tip maçlarda. Maç bitti, otobüse bindik işte. Hocam maç bittiğinde siz normalde ailenizi arar mısınız bir sohbet etmeye, maç bitti, eşinizi, çocuklarınızı vesaire? Var mıdır öyle bir ritüeliniz? Yok, benim öyle ailemle falan. Konuşmaz mısınız maçtan sonra? Kolay kolay kimseyle de görüşmem maçtan sonra. Mutlu bir şekilde ayrılıyorsunuz stat'tan. Mutlu bir şekilde ayrılırım. Oyuncularımı tebrik ederim. Oyuncularımı yüceltirim. Onlarla konuşurum. Yani ailem beni arar. Çocuklarım, baba tebrik ederim. Mesaj atarlar.
İşlerim güçlerim biter. Ne zaman boşa çıkarım o zaman ben Ama o kendime gece boşa dönerim. çıkamıyorsunuz. O gece otobüse biniyorsunuz. Otobüs yolculuğu sırasında siz de bir arkasında oturuyorsunuz değil mi şoförün? Şoför benim önümde oturuyor. Ben Evet. onun 20-30 santim arkasındayım. Tabii onun koltuğu alçak olduğu için ben üstündeyim böyle. İşte Trabzon il sınırlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hafif de bir yağış vardı. Birden bir kurşunlanma olayı oldu. Böyle bir şoförün yanında doktor vardı. Bizim koruma Serdar vardı. İşte şoför devrilmesin diye şoförü böyle tuttular benim gözümün önünde. Yani düşmesin diye. Frene bas, frene bas diye bağırıldı. Otobüsün içi zaten herkes bağırıyor, çağırıyor. Yani bir infial oldu otobüsün içinde. Bir panik oldu. Ne olduğunu anlamadık biz zaten. Havada yağıştı. Otobüs böyle 100-150 metre yolda böyle yalpalaya yalpalaya biz zor durduk. Ondan sonra otobüs durunca benim biraz silah ve av merakım vardır. Bunun bize hangi kurşunun nasıl atıldığını ben anladım Yani tabii. siz taş olmadığını zaten o dakikada anladınız değil mi? Kesin kesin hemen o saniye ben baktım hemen anladım zaten. Bir abim var benim hemen onu aradım. Uluslararası bu trap circuit şampiyonalarına katılır. Yani bu işleri çok iyi bilir. Ne diyorsun abi dedim. Senin bildiğin şey dedi. O dedi yani bizim domuz avına çıkarız biz. Domdom kurşun deriz. 9 tane alır bir fişek. Nohut büyüklüğündedir. Açıldıkça genişleyerek böyle gider. İki ara bize ateş edildi. Birincisi önde çift perdeli cam olduğu için otobüsün birinci camı deliyor, ikinci camda kalıyor kurşunlar. Ama ikinci el otobüs hızlı giderken bir attı, ikinci tetiği çekerken mesafe yan cam. Şoförün bulunduğu kendi cam. O cam tek cam. Açılıp kapandığı için. O camı deliyor, şoför üç yerden kafasına isabet alıyor kurşunlar. Bir kanama oluyor tabii o anda. Otobüs duruyor. Herkes panik falan. Biz otobüsün dışına çıktık. Şoförü aldık. Arabaya bindirdik. Hemen en yakın hastaneye şoförü gönderdik. Tabii herkes ne oldu, ne bitiyor falan derken işte bazı arayanlarımız oldu. Kulüp başkanımız Sayın Başkan Aziz Yıldırım bizi aradı. Cumhurbaşkanımız bizi aramıştı. Bütün futbolcuları, kaptanı, kafile başkanımız, o gün yöneticilerimiz vardı. Onları aradılar falan. İşte kim yaptı, nasıl oldu, nereden geldi falan derken işte polisler falan vardı. Öncesinde polisin biri dedi ki ya bu taş falan dedi bize. Ben de tabii bunun neresi taş dedim. Polis bey dedim ben. Sen bize yani dalga mı geçiyorsun dedim ben. Görmüyor musun dedim ben. Ondan sonra. Sonradan herhalde onlar da yanlış anlaşılmasın diye mi böyle bir şey söyledi nedir? Orayı da anlamış değilim. Hatta vali de açıklama yapıyor ilk başta. Fenerbahçe otobüsüne taş atıldı diyor. Yani işte iş büyümesin diye mi acaba öyle bir şey demek istedi? Başka bir şey mi? Orasını bilemiyorum. Buralarda yorum açık Evet. konular. Bilmiyoruz. Sonra biz tabii geç saatte olsa İstanbul'a geldik. İstanbul'a Zırhlı araçla gidiyorsunuz değil mi ondan sonra havaalanına? ondan sonra işte Trabzon iki havaalanına. tane mi, üç tane mi böyle bir zırhlı araçlar geldi. Evet. Bizi onlara bindirdiler. Onlarla işte havaalanına geldik. İşte o uçağa bindik. İstanbul'a indik. Peki futbolcuların hali nasıldı hocam? Herkes bir evini, sevdiğini, birisini arıyor herhalde. Tabii Yani ki ne olduğunu yani anlatmaya ya o çalışıyor. ara herkes kendi ailesini, yakınlarını arıyorlar. İşte durumu özetliyorlar, durumu anlatıyorlar. Yani biz de işte soranlara, arayanlara dilimizin döndüğünce anlattık olayları. Daha sonra işte ligi ara verildi bir hafta. İşte bazı oyuncuların gerçekten moral motivasyonu bayağı düştü. Etkilendiler. Onu da zaten bir antrenör olarak siz görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Bazıları izin istedi, izin verdik. Dediğim gibi çeşitli organizasyonlar yaptık. Fenerbahçe ailesi olarak hep beraber çoluk çocuk ailece yemekler düzenledik. Birlik beraberliğimizi daha çok pekiştirerek insanlara bir görüntü verdik. Biz buradayız, ayaktayız gibi. Sonuçta dediğim gibi tekrar lig başladı. Lig Lig başladıktan sonra da başladığında ama daha failler bulunmamış. Ne olduğu da ortaya çıkmamış. Fenerbahçe'de yine deplasmanlara gidecek. Futbolcu grubunda ya bu bir daha bizim başımıza gelirse diye bir endişe var mıydı? Tabii kaygıları vardı, bir endişeleri vardı, bir çekingenlikleri vardı ama tabii olağanüstü güvenlik şeyleri arttırıldı bize karşı her gittiğimiz yerde. Tedbirler arttırıldı. Onun için çok fazla ondan sonrası için yani oyuncularımız kalan maçlarla ilgili yani bu yaşandıktan sonra onları içlerinden atamadılar.
Atamamış olduğu, verdiği bir şey var. Yani böyle bir tedirginlik, bir donukluk vardı oyuncularda. Onu hissedebiliyorduk. Sonuçta bir de yaşanan maçlar var. Ondan sonra bir Erciyes maçı var. İşte bir Başakşehir maçı var. O da zaten bize sadece suikaste değil, sahanın içinde de bize yapılanlar oldu. Haksızlıklara uğradık biz. Yine söylüyorum, biz o sene şampiyonluğu kaybetmedik. Bizden şampiyonluğu aldılar elimizden. Nasıl alındı, niçin alındı, neden alındı onu araştırmak isteyenler, öğrenmek isteyenler araştırsın, öğrensin, maçları izlesinler. Bunlar nasıl olmuş, neden olmuş, nasıl kaybetmişiz? Çok net, her şey ortada. Aslında o sene sizin Şampiyonlar Ligi'nde de oynamanız lazım. Çünkü bir sene önce şampiyonu Fenerbahçe, süre gelen bir cezası da var. Yani Fenerbahçe'ye haksızlık, siz 3 Temmuz'da da bu kulübün içerisindeydiniz. Evet. Süre gelen bir haksızlık var. Tabii ki biz onunla Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Oradan bize bir gelir gelecek. Onlardan mahrum oluyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsunuz. Başarılı oluyorsunuz, başarısızmışsınız gibi tekrar lige sıfırdan sizi başlatıyorlar. İşte o günlerde bize yapılanların acısını bugün Fenerbahçe maalesef halen çekmekteyiz. Bugün Sayın Başkanımız Ali Koç, yöneticilerimiz bir mücadele veriyoruz hep birlikte. Bu kulübün başarılı olması için, şampiyonluklar yaşamak ve yaşattırabilmemiz için hala bir mücadele veriyoruz ama çok zorlanıyoruz şu anda. O zamanlar 1-2 şampiyonluk alınsaydı bugün belki çok daha rahat üstüne koyarak Avrupa Kupalarında Türkiye Ligi'ni her sene şampiyon olan ya da şampiyonluğa oynayan ve ligi domine eden bir Fenerbahçe futbol kulübü takımı olarak da çok rahat sezonlar yaşayabilirdik. O 3 Temmuz süreci ve kurşunlandığımız sene bize yapılanların bugün Fenerbahçe halen acısını çekmektedir. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi bir hafta ara veriliyor liglere suikasttan sonra. Siz orada futbol dünyasında, Fenerbahçelilerin dışındaki futbol dünyasından destek aldınız mı? Yani şunu çok açık sorayım. Süper Lig'deki diğer antrenörler sizi arayıp İsmail Hocam geçmiş olsun, bizim yapabileceğimiz bir şey var mı diye hepsi sizi aradılar mı? Bazıları aradı, bazıları aramadı. Zaten 3 Temmuz sürecinde bizim kulübümüz ne yaşadı ortada. Suikasttan sonra da benzeri devam etti diyorsunuz. Devam etti. Yani bizim camiamız içerisinde dostlarımız aradılar sağ olsunlar. Aramasını beklediklerimiz aramadılar. Onları da söyleyeyim buradan. Ama maalesef biz bu kadar yani olaylar yaşadığımız halde takım bir karakter koymuş. Ligi namusumuza, şerefimize, onurumuza bitirmişiz. Bazı gazeteciler, yayıncı kuruluşları mesela bütün bunları yok sayarak her şey normalmiş gibi devre arası bir transfer yapamamışsınız. Suikaste uğramışsınız. 3 Temmuz'un uzantıları ve kanıtları üzerinize hala gelerek devam ederken sanki her şey çok normalmiş gibi de bir de anormal ağır eleştiriler aldım. Ben de aldım. Bazı oyuncularımız da aldı. Bir de onu da söylemeden geçemeyeceğim. Son maç kendi evimizde Kasımpaşa'yı yendik. Yendiğimiz halde başta ben ve bazı oyuncularımız kendi taraftarlarımız tarafından çok ağır protesto edildik. Bu benim Fenerbahçe camiasında içimi acıtan bir konudur, bir durumdur. Her şey ortada. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımız halde bu neden oldu, niçin oldu orayı bir türlü anlayamıyorum, çözemiyorum. Hocam bir reklam arasına gideceğiz. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Tamam. Mazinde Bir Tarih Yatar'da İsmail Kartal'la sohbetimize devam ediyoruz. 4 Nisan özel programında. Hocam medyadan bahsettiniz. O sezonun geneline soruyorum. Yani sezonun birinci gününden son gününe kadar. Medyadan ne kadar destek aldınız? Ya da köstek mi aldınız? Ya şimdi şöyle. Medyadan yani büyük bölümünden ben destek almadım. Çok... Niye almadınız hocam? Çok ağır eleştiriler oldu. Nedenini bilemiyorum. Ben mesela Fenerbahçe'ye gelmeden önce de teknik direktörlük yapıyordum. Şampiyonluklarım var. Ben başarılı bir teknik direktörüm sonuçta. Kendimi iyi yetiştirdiğimi düşündüğüm dünyanın en büyük teknik direktörlerinin yanında ikinci, üçüncü antrenör olarak kendimi çok iyi geliştirdim. Çok iyi yetiştirdim. Şimdi burada bazı şeyler söyleyeceğim mesela. Ben gidip 2 ay Gus Hiddink'in evinde kaldım PSV'de çalışırken. Bütün antrenmanlarını PSV ile beraber onunla yatıp onunla kalktım. Mesela Joachim Löw ile halen dostum, arkadaşlığım devam ediyor. Beraber çalıştık. Artı Fenerbahçe'den ayrıldığım gün 2015 yılında bir antrenör vardı. UEFA Kupası'nda Red Bull Salzburg takımı. Oyun tarzları çok hoşuma gitmişti.
antrenörü ile tanıştım. Ben dedim bir gün bu antrenörün bütün antrenman, fizik, teknik, taktik ve kültürel anlamda neredeler, biz neredeyiz, ne yapıyorlar, biz ne yapmalıyız gibi bir yerinde bunlarla yaşamak istiyorum dedim. Daha sonra Fenerbahçe'den ayrıldım. O antrenör, o günkü o takım antrenörü Roger Smith. Bayer Leverkusen'in teknik direktörü oldu. Ben de hocayı aradım. Dedim böyle böyle. Biraz canım sıkkın. Bir iki ay dedim Avrupa'da yaşayacağım. Bu Roger'la aran nasıl? Ben dedim aynı otelde kalıp bütün antrenmanlarını izlemek, onunla sohbet etmek istiyorum. Benim yaptıklarım, onların yaptıklarını bir test etmek istiyorum kendim dedim. Sağ olsun hoca aradı. Hemen Avusturya'nın Kaprun bu dağları var. Zelamzi'nin çok yakınında. Evet, orada 1,5 ay, 1 ay, 1,5 ay zaten Almanya sınırı da yakın. Aynı otelde kaldım. Bir tane çok iyi Almanca bilen bir arkadaşımı yanıma aldım. İdmanlarını izliyordum. O gün Hakan Çalhanoğlu, Ömer Toprak da takımda. Beni tribünde gördüler, şaşırdılar. Hoca senin burada ne işin var diye. Ben de anlattım durumu sağ olsunlar. Antrenmanlardan sonra Roger'la oturup konuşuyorduk, sohbetler ediyorduk. Bunu niye yapıyorsun? Bunu neden yaptın? Bunu niye böyle yaptın? Soruyordum. Ondan sonra aradaki farklılıklar ne? İşte biz ne yapıyoruz? Avrupa futbolu nereye gidiyor? Bizim neler yapmamız lazım? Kendimizi, takımlarımızı ve oyuncularımızı geliştirmemiz için Türk futbolunun gelişimine neler yapıp katkıda bulunabiliriz? 2 ay orada kaldım. Bir yardımcımı Mönchengladbach'a gönderdim. Avrupa'nın, Almanya'nın en genç takımı ama şampiyonluğu aynı. 21 yaş ortalama nasıl oluyor? Nasıl başarılar? O da orada 2 ay kaldı. O bana 60 sayfa raporla geldi. Daha sonra bütün bunları biriktirerek kendimize tabii bir yol haritası belirliyoruz. Sonra Roger bana soru sormaya başladı. Sen ne yapıyordun? Nasıl çalışıyordun? Ben de ona bizim yaptıklarımızı anlatıyorduk. Fark ne dedi? İşte farkı nerede görüyorsun? Gibi. Fark şu dedim. Burada bir iş ciddiyeti var. İş disiplini var. Maalesef biz Türkiye'de bu ciddiyeti, iş disiplini bir türlü sağlayamıyoruz. Ama Avrupa'da mesela bir maç kazanılsa bile sanki hiçbir şey olmamış gibi yarın normal işlerine gelebiliyorlar. Bizde de bunlar oluyor ama buradaki iş ciddiyeti ve disiplini bizim çok önümüzde. Biz buraları geçemedik, buraları aşamadık bir türlü. İki, bir de bizim en büyük sorunumuz altyapı sorunu. Onlardan bahsettik işte. Bu kadar genç bir nüfus niye çıkmıyor? Çıkmaz dedim. Zaman yok, alan yok, saha yok. Çocuklar gidiyor sabah okula, akşama kadar. Okuldan çıkamıyorlar. Bunlar ders mi çalışacak? Futbol mu oynayacak? Nasıl gelişecekler? Çok zor Türkiye'de. Bunları anlattık, bunları konuştuk. Sonra bana telefonunu verdi. Çin Emine gitti, geldi. Dediğim gibi ben bu kadar gelişime açık, Avrupa futbolunu yakından takip eden, sistemleri açık ve trendi takip etmeye çalışan bir teknik direktörüm. Bu tip araştırmalarım var. Avrupa futbolu, dünya futbolu nereye gidiyor, ne oluyor? Ama insanlara ben bugüne kadar bunları anlatmadım. Yaptığım işi çok fazla reklam ederek işte ben şunu yaptım, bunu yaptım, ön plana çıkmayı da seven bir insan değilim. Kendimi biliyorum. Türkiye'de nelerin olduğunu, neleri yapmam gerektiğini biliyorum. Ekibime güveniyorum. Onun için ben işimi yapmaya çalışıyorum. Ama buna rağmen sormadan, soruşturmadan, araştırmadan benim antrenörlük hayatıma bir baksınlar. Sadece şampiyon olmak değildi bir antrenörün başarılı olması. Kaç tane oyuncu futboluna yetiştirmişim, kazandırmışım. Hangi sırada almışım, nereye götürmüşüm. Bunlara bakacaklar. Başarı eğer bir kriterse. Veya başarıya endeksi aynı şartlarda 3 tane antrenöre aynı imkanları verelim. Değerlendirmeyi ona göre yapsınlar. Ona da varım. Bunlar yokken de sürekli bir itibarsızlaştırarak negatif üzerinize karşı böyle bir algıyla sizin antrenörünüzü istemeyenler ya da yapmanızı kabullenemeyenlere de benim yaptıklarım ortada. Onlara bakacaklar. Duruşum da ortada. Kimsenin kariyerinde, mevkisinde, makamında gözü olan bir insan değilim. Ben kendi işimi yapmaya çalışıyorum. Takdir eden eder, etmeyen etmez. Ama ben ne yaptığımı biliyorum. Ne olacağını da biliyorum. Günün sonunda bu işin nereye varacağını da biliyorum. Hayatımda söylediğim hiçbir şeyde yanılmadım. Hepsini gerçekleştirdim. Çok şükür.
Burada da geldim. Yavaş yavaş işler yoluna girmeye başlıyor. Fenerbahçe'de o sezon bunlar olmasaydı, her ne kadar beni eleştirseler de biz gene yılmadık, işimizi yaptık. O eleştirilere en güzel cevabımızı oynadığımız futbolla, takımım ve oyuncularım ortaya koyduğu karakterli iradesiyle herkese en güzel cevabı verdik. Tek eksik olan kupaydı, şampiyonluktu. O da nedenlerin içinleri ortada zaten. Hocam onunla ilgili bir şey soracağım. Sezon bittiğinde 2014-15 sezonunda Fenerbahçe en az gol yiyen takımdı lig bittiğinde. Ama ligin Rize maçına kadar olan bölümüne 1 dersek, ondan sonraki 8 maça 2 dersek, o ikinci bölümde yani suikasttan sonraki bölümde Fenerbahçe çok pozisyon verdi rakiplerine. Hatta Balıkesir Spor'u sahamıza 4-3 yendik. Yani normalde Fenerbahçe'nin 3 gol yememesi lazımdı. Defansif anlamda konsantrasyon olarak takım... Ya. Yani bunlar hep yansıdı takıma değil mi? Bu düşüşün sebebi sizce bu muydu? Bence ya bu konsantrasyon eksikliği. Yani biz ne yaparsak yapalım. Şimdi saha içinde bir darbe yiyorsunuz. Saha içinde suikast yaşamışsınız. Oyuncular bir yerden sonra diyor ki artık herhalde kendi kendine. Ya saha içinde yeter artık. Yani nasıl olacak bu iş? Saha dışında bu, saha içinde bu. Yani bir yerden sonra bir konsantrasyon kaybı, bir eksiklik oluyor, yaşanıyor. O süreçte de o yaşta. Zaten o 8 maçın 2 tanesinde ben anlattım. Erciyes maçı, Başakşehir maçı. Şimdi siz futbolcusunuz. Kendinizin onları bu kadar mücadele. Sonunda bir yerde birileri geliyor, öyle olmayacak, böyle olacak diyor. Ne oluyor siz? Bütün o zaman konsantrasyonunuz elinizden kaçıyor. Ya da bırakıyorsunuz, konsantre olamıyorsunuz demek ki maçlara. Yani bir takım her zaman iyi oynayacak diye bir kural yok. Bazen kötü de oynayabilir. Vasat da oynayabilir ama maçı kaybetmez. Öyleyken de maçı kazanabilir. Biz öyle maçlar da kazandık. Ama dediğim gibi siz iyi oynarken, iyi oyununuzun, iyi mücadelenizin karşılığını alamadığınız zaman o zaman işte futbolcu demoralize oluyor. O zaman işte kendi elindeki o konsantresini kaybediyor, kaçırıyor. Bu o dönem, o döneme denk geldi işte. Misal Erciyes maçını söylediniz. Son dakikalarda Diego'ya yapılan hareket. Net bir penaltı. Hı hı. Son dakika penaltıları zordur. Onu siz atabilirsiniz ancak. Bir de rahmetli Selçuk Yılmaz çok güzel bununla atardı. Bununla ilgili söylemeyecektim. Söyleyeyim. O günkü kaleci, Kayseri Erciyes'in kalecisi, daha sonra ben Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra tekrar Süper Lig'den bir takıma gittim. Çalışıyoruz böyle. Daha hoş geldin. Beş gittin hocam. Hoş geldin. Beş gittin. O kaleciyi gördüm. Hocam dedi, bir şey konuşabilir miyiz sizinle? Konuşalım dedim. Antrenmandan sonra yanıma geldi. Hocam ben dedi Fenerbahçeliyim dedi. Bizim maçta dedi, biz dedi zaten küme düşmüştük dedi. Size iki tane penaltı nasıl vermedi? Biz maçtan sonra soyunma odasında kendi aramızda konuştuk dedi. Yani daha ne diyeyim yani. İşte bu futbolcuların moralini de tabii yerle bir ediyor o dönemde değil mi? Tabii ki yani şimdi rakip takımın kalecisi... Nasıl verilmedi diyor. Yani biz zaten küme düşmüşüz diyor. Yani aradan bir sene iki sene geçmiş. Ben Fenerliyim dedi çocuk mesela. Herkes Fenerli, Beşiktaşlı olabilir. Başka takım tutabilir. Yani biz bile hayret ettik dedi yani. Bu penaltılar nasıl verilmedi Fenerbahçe'ye diye dedi. Yani daha bunun üstüne söylenecek bir laf olabilir mi? Olamaz. Yani bitti. Nokta. Hocam peki 4 Nisan'da Fenerbahçe'ye yapılan neydi? Şimdi burada birçok şey var da burada söylemek istemem tabii onları. Bilenler biliyor. 3 Temmuz neydi? Kurşunlanma neydi? Bilmiyorum ben artık bunu. Kulübümüzün büyükleri, yöneticilerimiz, onlar daha iyi değerlendirir. Şu anda benim çok fazla bu konuyla ilgili bir şey söylemem de doğru olmaz. Aşağı yukarı bilenler biliyor neyin olduğunu. 3 Temmuz, 12 Mayıs'ta stadımızda yaşananlar, 4 Nisan. Bunlar aslında çok kardeş operasyonlar değil mi? Yani dediğim gibi yani bunun sonuçta yani irdeleyecek yani bunların ortaya çıkarılmasıyla ilgili yani arkasındakiler zaten kimlerin olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Bununla ilgili zaten kulübümüze yapılanlar ortada. İşte biz bu 3 Temmuz sürecinde beraat ettik. Tertemiz ortaya bize bir çamur atıldı. Bize o çamur atılanın doğru olmadığını taraftarlarımızla, kulübümüzle, yöneticilerimizle, futbolcularla, antrenörlerle hep beraber bir duruş sergiledik. Dünyaya örnek olacak bir duruş sergiledik. Hakkımızı aldık biz.
Yani doğru olan tektir. Doğru olan kazandı. Biz doğru, dürüst, namuslu, hakkaniyetli, saygılı ve saygın bir camiye olduğumuzu herkese gösterdik. Başkanımız, yöneticilerimiz herkes beraat etti. Kulübümüz de beraat etti. Tertemiz, böyle bir şeyin olmadığını Yüce Türk Adaleti bunu zaten onayladı. Ama bizim kurşunlanma olayı hala aydınlanmadı mesela. Bu kimdir, nelerdir, kimlerdir bilmiyoruz. Hocam Fenerbahçe'nin ayrıldığınız dönemde de herhalde her 4 Nisan'da aklınıza geldi. Belki aklınızdan zaten hiç çıkmıyor. Bu sizi nasıl etkiledi? Ya tabii ki benim antrenörlük kariyerimi, ben kendi antrenörlük kariyerinden ziyade mesela Fenerbahçe o sezon şampiyon olsaydı mesela bana Aziz Başkan dedi ki oğlum dedi sen iyi futbol oynatıyorsun takıma, takımın iyi mücadele ediyor. Ben dedi seninle 3 yıl devam edeceğim dedi. Aynen böyle söyledi bana. Tersaneye işlerine çağırdı beni. Ben de başkanım sezon bitsin konuşuruz dedim kendisine. Acele etmeyeyim dedim. İşte bu olaylar oldu. Ya mesela ben olurum olmam ama o sene şampiyon olsaydık üst üste birkaç sezon daha bu takım şampiyon olurdu. Belki ekonomik olarak Fenerbahçe bugün bu durumlarda olmamayabilirdi. Belki şu anda bunları hiç konuşmuyor olup bu sene işte 8 maç kaldı. İşte şampiyon olacağız. İşte Avrupa Kupalarını şöyle olacağız. Her sezon hem oyun kültürünü hem oyun kalitesini oluşturulmuş Fenerbahçe'nin artık bir oyun kalitesi, bir oyun kültürünün yerleştiği bir futbol takımı haline gelen, bu futbolunu herkese dikte eden bir Fenerbahçe olarak bugün yoluna dolu düzgün devam ediyor olabilirdi. Ama söylediğim gibi işte o sene engellenen şampiyonluktan dolayı biz engellendik o sene. Hem kurşunlanma olayları hem saha içinde bazı hakem hatalarından dolayı. Bugün onun acısını çekiyoruz. Keşke o sezon biz şampiyon olsaydık da bugün bu zorluklarla Fenerbahçe karşılaşmasaydı. Peki hocam son olarak size şunu sormak istiyorum. 3 Temmuz'un zararları Fenerbahçe'ye tazmin edilmediği sürece, 4 Nisan'ın failleri bulunmadığı sürece Türk futbolu ve Fenerbahçe tekrar o 2 Temmuz 2011 tarihine geri dönebilir mi? Yani bence Fenerbahçe'nin bu süreçte yaşadığı zararlar yani bence bir şekilde tanzim edilmesi lazım. Ama bu nereden edilir? Nasıl edilir? Tabii bunun federasyon, kulübümüzün yetkilileri, devletimizin büyükleri buna karar verebilir. Bu konu beni aşar. Yani benim alanım değil orası. Ancak dediğim gibi büyük bir zarar uğradık, uğratıldık. Sanki yani hiçbir şey olmamış gibi de bugün Fenerbahçe'ye bu şekilde olmaması gerekir. Bence geriye dönük bu mahsup başmanın olması lazım. En azından Fenerbahçe camiasına o sezonlarda yapılanlar, yaptırılanlar, yaşananlar ve yaşatılanların bir karşılığının olması lazım. Maddi manevi bir karşılığının olması lazım diye düşünüyorum. Bu halen şu ana kadar olmadı maalesef. Hocam çok diye teşekkür düşünüyorum ederiz. Yani bilmiyorum. Vakit ayırdığınız için. İnşallah bundan sonra olur diye düşünüyorum. Biz sizi futbolcu İsmail Kartal olarak da izledik. Çok beğenerek izledik. İnşallah bir gün o bölümle de ilgili sizin futbolculuk kariyerinizle ilgili bir mazine, bir tarih yatar yaparız. Şampiyonlukları konuşuruz sizinle. Sizi teknik adam İsmail Kartal olarak da sevdik ama en çok Fenerbahçeli İsmail Kartal olarak sevdik. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 4 Nisan'la ilgili yaşadıklarımızı tekrar büyük Fenerbahçe camiasına, taraftarlarımıza, Türkiye'deki bütün kamuoyuna neler yaşanmış, neler yaşatılmışla ilgili bunları anlatabilme fırsatını bana verdiğiniz için de Fenerbahçe TV'sine çok teşekkür ediyorum. Mazinde Bir Tarih Yatar'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.